İsrail'in Türkiye'ye saldıramayacağını onlar da çok iyi biliyorlar. Ama reyting toplamak için, arttırmak için reytinglerini bunu yapıyorlar. Ve biz reyting için halkı kandıranlara geri zekalı bunlar dediğimiz zaman bunu alıyorlar. Diyorlar ki sen Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin. Hayır, değil. Şimdi bunu daha kaç kere anlatacağız bilmiyorum. Ama gerçekten beyni almayacak olanlar var. Çok yani bunlar. Bunlar çok. Bir de harita falan paylaşmışlar işte sosyal medyada. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz gibisinden. Ne dediğimizi çok iyi biliyoruz. Yani Lübnan'ın kuzeyi ile güneyi arasında ne kadar fark var. Türkiye'de Hatay'dan, işte Reyhanlı'dan veya işte ne bileyim Kesep kapısından, Yayladağ'dan Lübnan'a kadar ne kadar mesafe var? Lübnan'ın kuzeyine kadar, kuzeyinden güneyine ne kadar mesafe var? İsrail tam olarak nerelere saldırıyor? Bunların hepsini metrekare metrekare biliyoruz. Ve bu arada yani İsrail'in saldırdığı yerler, saldırdığı ülke daha doğrusu, şu anda saldırdığı yerler değil. Ama buralara gitmiş birisiyim ben. Yani bunlar daha gazetecilik yapmıyorken, bunlar daha Orta Doğu'nun neresi olduğunu bilmiyorken ben oralardaydım. Yani İsrail'in keskin nişancıları Filistinli gençleri tek tek indirirken, gözümüzün önünde 19 tane genci tek tek indirirken ben oradaydım. Aynı şekilde bu Golan'da İsrail'in işgal ettiği yerlerde sınırın yakınındaydım demiyorum. Sınırın 30 santim yakınındaydım. Yani tampon bölgenin hemen yanındaydım. Karşı tarafta Golan'ın ne olduğunu, İsrail'in nerelerde olduğunu biliyorum. İsrail'in nerelere mayın yerleştirdiğini, hangi bölgelere mayın yerleştirdiğini biliyorum. İsrail'in çıkarken hangi evleri yerle bir ettiğini, hangi binaları yerle bir ettiğini biliyorum. İsrail'in şu anda nereleri bombaladığını çok iyi biliyorum. Lübnan ordusunun Güney Lübnan'da nerelerde bulunduğu, ne gibi bir mevcudiyetinin ve teknolojik kabiliyetinin olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yani bu troller müsaade etsinler, bu konularda biz konuşalım. Bu konularda mesela CNN Türk konuşmasın. CNN Türk'ün çıkarttığı o şeyler uzman adı altında çıkarttıkları konuşmasın. Çünkü hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar. Bölgeye gitmeden, ayaklarını oraya basmadan konuşuyorlar. Dolayısıyla fikirlerin de böyle yere basan düzgün bir tarafı yok. Aynı şey diğer televizyon kanalları için de geçerli bu arada. Diğerleri için de geçerli. Fakat bunu hazmedemiyorlar. Cahiller bir de üstüne Tele1'e hakaretler yağdırıyorlar. Çünkü yapabildikleri tek şey bu. Şimdi başka gazetelere bir bakalım. Bakın Hürriyet gazetesi bugün Netanyahu ile ilgili olarak bakın. Sabotaj, suikast, füze başlığını kullanmış. İsrail-İran savaşı nasıl olur? Savaş havadan sürer. Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, teknolojiye karşı vekalet, emekli Tümgeneral Erdoğan Karakuş, sınır değiller, topyekun savaş olmaz, Irak'a yaptıkları gibi İran'ı havadan felç edebilirler, İran pek bir şey yapamaz, hava gücü çok zayıf. Neyse yani bunlara bir şey demeyeceğim artık hani. Orta Doğu uzmanı Mete Sohtaoğlu, aralarında 1500 kilometre var, İsrail İran'ın kalbine ulaşabilecek gelişmiş askeri araçlara sahip, İran mesafeyi vekil güçlerle telafi ediyor. Son olarak İran'ın kendi topraklarından İsrail'e füze attığını biliyor muyuz? Evet biliyoruz. İsrail bunları önleyebildi mi? Kısmen önleyebildi. Ama zaten İran'ın amacı 200 tane füze atıp bir tanesinin inmesi ise bile İran amacına ulaştı. Demek ki sadece bu vekalet savaşıyla olacak bir şey değil. Ve başka tabii görüşlere yer verilmiş. Tamam. Şöyle
Uzmanlara göre kara savaşı olmaz. Yahu hakikaten kara savaşı tabii ki olmayacak. Ha delirdiniz mi yani? Kara savaşı. Niye? Bir Orta Doğu haritası koyabilir miyiz arkadaşlar şuraya? Bunu ancak herhalde anlatabileceğiz. Yok mu dünden kalma bilmem ne falan bir harita. Şimdi İran'la İsrail arasında ya düz bir çizgi çizelim. Biraz işte sapmış olacak falan filan da. Çok. Bir taraftan alsanız Lübnan, Suriye, Irak, Körfez var. Biraz daha hadi kuzeyden alın, ona Türkiye'yi de katın ama Türkiye yok. Bir taraftan güneyden alın, Ürdün var. Yine Suriye var, Irak var. Biraz daha güneyden alın, Suudi Arabistan'ı da katın. O da hani kenarda dursun. Kaç tane ülke var? Kara savaşı olacak. Nasıl olacak? Mesela trene mi binecek İsrail ordusu gitmek için? Ya da nerede buluşacaklar bunlar? Irak-Suriye sınırında mı? Hani oralar ortalısı gibi görünüyor. Oralarda mı buluşacaklar? Tabii ki kara savaşı ihtimali yok. Tabii ki artık günümüz dünyasında uçaklar kullanılıyor. Veya füzeler kullanılıyor. Savaş bu şekilde yapılıyor. Bunlar niye böyle etrafında geyik çevirmek vardır ya bir meselenin? Çiğnersiniz yani, çiğnersiniz. Bir de uzman görüşlerine de yer vermişler. Bu da önemli tabii. Peki, şimdi Hande Fırat Ankara ne diyor diye bir yazı yazmış. Bakalım. Ankara'ya göre İsrail Hizbullah çökertmek istiyor. Hadi canım. Yani hakikaten bu çok önemli. Lübnan'da tampon bölge peşinde. Hadi canım. Lübnan hükümeti savaş istemiyor. Hadi canım. Bunlar zaten aylardır konuşulan şeyler. Aylardır herkesin bildiği. Yani bu konuyla ilgili yazıp çizen, bu konuyla ilgili gerçekten tabii saha bilgisine sahip insanların evet aylardır söyledikleri şeyler bunlar. Alın işte size harita. Alın. Nereden bahsediyoruz? Tel Aviv'den bahsediyoruz. Demin dedik ki 3 ülke geçmesi lazım. 2 ülke geçmesi lazım. 3. ülkeye ulaşalım. Gir. Güneyden gitti. Hadi şuradan gitti şey. İsrail. Ürdün. Irak. Geçecek. Sonra İran'a ulaşacak. Kara savaşından bahsediyoruz. Peki. Hadi dedik ki ben biraz daha güneyden alayım. Suudi Arabistan'a geçecek. O yüzden Suudi Arabistan dedik ama kenarda kalsın dedik. Kuzeyden gidecek. Tamam. Şimdi Suriye. Doğrudan girdi Suriye'ye. Yine Irak ve sonra İran'a geçecek. Ya da Lübnan'dan geçti, Suriye, Irak ve İran'a geçecek. Yani 3 ülkenin üzerinden geçmesi lazım. Türkiye çok uzakta kalıyor. Şimdi bu troller bunları çok anlayamıyorlar. Bir de böyle şeyler yazıldığı zaman da kara savaşı ihtimali yokmuş. Bunun konuşulması, böyle bir ihtimal var mı'nın konuşulması zaten abes. Abesle iştigal daha doğrusu. Şimdi burada bu şeyler, troller, yani Telebir'e saldıran troller ne kadar cahil olduklarını şöyle de ortaya koyabiliyorlar. Şu arada Lübnan beyaz bölge bakın. Türkiye ile Lübnan arasında bir şey var, bir mesafe var. Lübnan'ın kuzeyi ile güneyi arasında da bir mesafe var. İsrail şu anda Lübnan'ın güneyine, buraya saldırıyor. Yani kuzeyine değil. Dolayısıyla evet 172 kilometre buna benzer bir şeyi, mesafeyi evet bunlar bu şekilde hesaplayamıyorlar. Ve Erdoğan'ın söylediği de o. Şimdi bu CNN Türk dün ne yapmış? Dediğimiz gibi böyle bir şey yapmışlardı bunlar. Bunlar yayınlar yapıyorlar ya sürekli. Birkaç böyle adam oturuyor, kelle var orada oturuyorlar. Konuşuyorlar ama sürekli konuşuyorlar. Ve bakın, şimdi bakın, İsrail sınıra 170 kilometre mesafeye saldırıyor. İşte bu. Bu ben bunlara şey dediğim zaman, bunların kafaları çalışmıyor dediğim zaman, bu şey için, yani bu şekilde düşünenlere bunu örnek gösterdim. Dedim ki bakın CNN böyle bir başlık atmış. Savaş Türkiye sınırına mı geliyor diye başlık atmış. Savaşın Türkiye sınırına gelmesi için şurayı tamamen geçmesi lazım. Türkiye sınırına gelmesi için. Ama bunlar dedim ya sırf reyting yapacaklar diye
savaş Türkiye sınırına mı geliyor diye halk arasında panik yaratıyorlar, panik yapıyorlar. Halkı paniğe sürüklüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunları eleştirdiğiniz zaman da dediğim gibi şey yapıyorlar. Sen millete hakaret ettin diyorlar. Size hakaret ettim, millete değil. Evet, şimdi Hürriyet'ten bir başka başlık.